Şimdi dün akşamın önemli mevzularından biri de nedir? Bu arada dünkü şunu fark ettim. 2-1 oluyor oyun. O 2-1'den sonra durum 9-2'ye kadar geliyor üst üste. Evet. 8 oyun kazanıyor gönüllü takımı. Bu oyunların bir tanesi de Melis. Melis önde gelmesi rağmen, çünkü önde gelen herkes kum torbasını seçiyor ama Melis halkada başarılı olduğu için ve ilk sayıyı halkada aldığı için halkada atacağını aslında arkadaşlarına söylüyor. Ondan sonra oyunu kaybettikten sonra bununla ilgili Melis'in de acaba bahane mi yapacağını düşündüğümüz yine aynı benzer bir konu var. Onu izleyelim ama önce Melis'in halka hissetişi ve oyunu kaybedişi, ondan sonra da adada bunun tartışması izleyelim. Melis şimdi atışlarda. Halkayı seçti Melis. Evet, halkayı seçti. Daha iyi attığını düşünüyor herhalde. Hanzade torbada. İkisini henüz atamadı. Haydi Melis, yaptın bunu sen. Hanzade bir. Hanzade bir yaptı şu anda. Melis de bir yaptı Hanzade. İki yaptı. Hanzade. Bir şey şaşırdık ilk başta ama sonra dedik ki bağırıp itirip yapıyor. Abi duyuyorum bu arada hepinizi. Aklınızda olsun yani. Hepinizi duyuyorum yani. Tamam tamam canım, sıkıntı sorun yok. Hayır zaten halka diye konuştuk. İkisinde de halka attı zaten. Bir şey diyeceğim, oraya giden arkadaşı götürüyorsa en iyisi. Saygı duymak lazım. Zaten evet. Bir de şeyi halkayla yendi abi. Evet. Yük gibi bir şey vardı orada. Gidemedik ya. Hep önde geldiler bizden. Hep önde geldiler. Hiç yani kum torbasını hiç alamadık. Ne? Kum torbasını. Ha. Hiç alamadık. Almak istediğimizde de yani alabilecekken de almadık yani mesela. O çok farklı bir olay ama ya. Melis de kendi tercihiydi. Melis çünkü avantajlı da şeyle attı. Ya ben o kaynağı komik olsun diye söyledim ya. Şimdi bu kadar ciddiye almıyorum. Yani orada ben o kadar uğultu duyuyorum ki negatif geliyor yani. Hani işte bilmem ne yaptı tarzındaki o şeylerin hepsini duyuyorum ben. Ve çok negatif yansıyor bana. Senin onu seçmenle alakalı negatif bir yorum yapılmadı bence, haberin olsun. Yorum olmayabilir ama tepkiler duyuluyordu yani. Hayır yani ilk saniye şaşırdık ama sonra evet onu da iyiydi dedik yani, öyle bir tepki yoktu. Peki tamam, ben duyduğum... Hayır benim duyduğum, sen duymuş olabilirsin ama ben duymadım diyorum. Tamam, ben duyduklarımla negatif etkilendim. Oradan sesler geldi mi? Geldi bana göre. Bence senin gibi profesyonel bir sporcu bunun üzerinden gelebilmesi gerekirdi. Geldim sana. Atmıyorum. Atmıyorum. Hani şaşırma. Şey mi yaptım? Atmıyorum o zaman mı dedim yani? Yo yani ama ben sadece bir şey söyledim yani. Tamam. Zaten ben üstesinden geldim ama demek istediğim en başta ben negatif bir enerji almak istemiyorum yani. Ama Melis insanlı kardeş, şaşırdık yani. Tamam öyle sadece söylüyorum, ben sizin yüzünüzden kaybettim de demedim yani. Tamam mı? Söylüyorum, o seslerden etkilendim. Bunu bilmenizi isterim. Belki bir dahaki sefere engel olabilirsiniz kendinize. Ya da en azından bir dahaki sefere siz yaparsanız en azından ben ikincisini de ben anlamadım. Ben senin insan seslerinden etkilenmen üzerinde İsmail'le bile konuşma yapmış bir insanım yani. Tamam Öykü, ne demeye çalışıyorsun şu anda? Öyle bir şey olmadı mı? Öyle bir şey oldu, neden etkilendiğimi yani şaşkınlık anında insanların verdiği reflekslere de karşı koyamayız diyorum. Tamam. Zaten yeterince sakin olursan oradayken diyorum. Tamam ben söyleden iletiyorum. İster alın ister almayın. Ben anlamıyorum şu an. Ya neyini anlamıyorsun? Öykü negatif etkilendim diyorum. Tamam niye gerginsin şimdi? Niye gerginsin ama şu an? Zaten anlamıyorum diyorsun. Yani. Ben de zaten anlatmaya çalışıyorum. Ben de alışkın olmadığınız bir sesle ne oldu ki şaşırıyor? Evet çünkü sessiz kaldığım için oluyor herhalde demeye başlıyorum ben. Yani sessiz kalıp üstüne gelecek bir durum oluşturduk bunları. Az önce oluştu. Bundan önce de oluşmuştu ama yine sıfır olmuyoruz. Yani çıkamıyoruz. Bence de çıkamıyor. Yani. O kadar özel mi sadece? Başına sende alışık olmadığınız bir şey değil. Demem mi?
Evet, yani başka bir şey yok. Artık senin bu kadar negatif yorumlar çünkü bir sürü geliyor. Hoşuma gitmiyor. Onu söylüyorum ben de. Ha, Merve'nin yaptığı doğru, benim yaptığım mı yanlış ya? Oha! Ben ne yani? İyi geceler Melis. Gerçekten çok başka bir yere gidiyor. Söyle o zaman. Yok arkadaşım, iyi geceler. Bence de söyleme yani. Merve'yle konuşurken Öykü lütfen bir de sen şey yapma. Melis yeter ama! Yeter! Sabahtan beri azarlıyorsun burada ya. Yeter. Anladık. Bunlar kapandı diyorum. İyi geceler arkadaşım diyorum. Gelme üstüme. Yeter. Sen niye bağırıyorsun? Çünkü yeter yani. Bir saattir senin negatif sesini duyuyorum. Yeter. 15 kişiyiz burada. Peki ben Merve'yle konuşurken mi yeter? İyi misin? Başka bir sorunun mu var? Niye bu kadar gerginsin diye bugün sordum. Benim olayım ayrı. Allah Allah. Sizin aranızla alakalı bir şeye girmedim ben. Peki şu an niye bağlı? Ya seni düşündüm ben. Düşünmez olaydım ya. Başka bir sorun mu var dedim. Alışkın değiliz seni bu kadar gergin görmeye dedim. Bu şekilde bağıracaksın. Çünkü yeter arkadaşım. Yeter. Yeter. Uyumak istiyorum. Dönüp dönüp konu açıyorsun. Yeter. Uyumak uyumuyordum. Uyumak istiyorum. Öykü tuz dedin. Arkadaşlar neydi bu? Melis, Öykü sakin ya, tamam. Tamam, sessizlik en iyisi. İki tarafta sessiz kalsın. Şu anda olay sıcak ya. Sakin, geri konuşuruz tekrardan. Ha, bağırınca mı haklı oğlum? Çünkü haklı bir gına gelmesi bu. Gına. Gına, evet. Evet, tamam, gına bu. Gına geldi. Evet, iç içe konular. Dün akşam izlerken yani çok mu uzattım Melis dedim. Şimdi izlerken biraz Melis hak verdim. Sonra tekrardan ya uzatıyor mu acaba dedim. Öyküye hak verdim. Oradan böyle iç içe konular var. Gökhan seninle başlayalım ama şöyle bu masa sanki bu konuyu uzunca konuşacak gibi geldi. Evet, yani benim şimdi şurada anlayamadığım şey niye şaşırdık diyorlar. Sen önde gelip de halkayı aldığında onu anlamıyorum bir kere ben ünlüler takımı. Zaten Ayşe ile oyununda oyunu 1-1'e getirdiğinde Melis halkayla yenmiyor mu? Halkayla yeniyor. Tamam. Halka yeniyor ve takım şöyle bir şeydi ya, ben yanlış hatırlamıyorsam. Sen halkasın diyor biri. Diyor mu? Senin atışın halka, sen halkasın diyor. Onu ben kaçırdım ama zaten yani halkayla yenmiş bir kız var. Bir oyunu da 1-1'e getiriyor. Ve iyi ondan bir sonra hiç yenmiş. Çıkmıyor. İlk çıktığı oyunda da yani önde gelip de halkayı seçmesi kadar doğal. Şaşırılmayacak bir şey yok bence. Niye bu kadar şaşırmışlar buna? Halkayla yenmiş. İki atış olduğu için ikisini sokmuş Ayşe'den önce. Ayşe gibi iyi bir yarışmacı. İlk şaşırmadıklarını söylüyorlar. He? Melis'in iddiası da şu, oradan bir homurdanma gibi sesler duydum ve ben bundan abi, negatif etkilendim. Sonra şaşırdık diyorlar ya, şaşırdık diyorlar yani. Hiç kimse de, ya ben şaşırdığı anlamadım ama evet, şey diyorlar. Şimdi takım olarak abi herkes Melis'in halkayı almasına şaşırdık diyorsa, Melis'in homurdanma sesi duyması da gayet normal. Ha. Demek ki orada evet. Şaşırınca bir sen sesler bir geldi. Sen homurdanma sesi duydun mu? Duymadım ama homurdanma... Ben de dikkatlice dinledim, duymadım. Hayır ama Melis şurada yani homurdanma sesi duydum diyorsa... Hani bu mesela biz şaşırdık muhabbeti olmasa... Evet. Melis acaba yanlış mı duydu dersin. Sonra şaşırdık diyor. Ama ya, şimdi bütün takım biz senin halkayı almana şaşırdık diyorsa... Demek ki oyun esnasında halkayı aldığı için bir tepki verdi bunlar. Ama evet. Zaten şunu Melis de onu duymuş olabilir ama yani. Doğru bazı olabilir. Takım arkadaşları da şunu söylüyor. Biz zaten onun halkayı alacağını biliyorduk. Bunu konuşmuştuk diyorlar önceden. Öykü, ama şaşırdık diyor. Şaşırdık diyor Öykü. Demek Öykü'nün haberi yok. Hani halkayı alacağından. Ya bu şimdi şöyle bir şey. Bu negatif yansıyabilir. Niye yansıyabilir biliyor musun? Sen şimdi orada bir tercih yapıyorsun ve senin o yaptığın tercihi arkadaşların beğenmiyor ve sen bunu hissediyorsun. Tabii. Bu yani normal atış gibi değil. Hep geldin aynı atış var, bu farklı bir atış diye ilk defa yapıldı Survivor'da. Senin tercihini beğenmemişler, onu hissediyorsun. Bu ve sende ters baskı yaratabilir, negatiflik yaratabilir. Ben burada Melis'e sonuna kadar hak veriyorum. Kesinlikle haklı. Sen karışamazsın abi. O an bunun altın topu da var. Evet. Şeyi de var. Yani sen o an enerji evet. Olarak hangisine daha uygun hissediyorsan aynen. Onu alırsın. Bu sen, senin yan taraftakiler sana karışamaz yani. Bir bununla ilgili bir negatiflik alırsan senin seçtiğinle alakalı bu sana yansır. Tamam, sen bunu fark ettin mi? Fark etmiş öyle diyor. Sen fark ettin mesela izlerken. Ben fark etmedim ben de. Ben üç kere izledim. Sesleri açtım. Fark etmiş. Bir şey duymadım mesela. Bir homurdanma. Ama şey hayır. Oraya, ama tabii kız duymuş olabilir. Ama kız duymuş olabilir. Yani burada bir bahane yapıyor olabilir mi yine? Yani, yok ben bahane olduğunu düşünmüyorum. Ben de çünkü bu farklı ben bir orada şey. Bir hatta haksızlığa aldım. Uğradığını düşünüyor. O kadar fazla düşünüyor ki konu gereksiz evet, uzamış oluyor. Yani. Evet çok uzatıyor konu. Yani çünkü İlk öykü dışında... sesinin bu kadar çıktığını görüyorum. Evet öykü dışında da birkaç kişi orada konuyla alakalı. Evet. Melisa yanlış yaptın iması yapıyor. Barış yapıyor mesela. Yani, barış yanlış yapıyor. Yaptın evet. İması var. Yani kız kendi ister istemez hani Melis sessiz bir kız. Diyor ki mesela öykü sen sessizdin işte bilmem ne. Kız demek ki haksızlığa uğradığını düşünüyor ki o klasik sessiz Melis bozuluyor. Orada evet, sürekli evet. Konuşan ve kendini savunmaya çalışan biri çıkıyor. Ben sessizliğinden mi acaba herkes hani şey alıyor da böyle şeyler ortaya çıkıyor diyor. Cesaret alıyor da. O zaman artık sessiz olmaması gerektiğini düşünmeye başladı bence Melis. Peki, bir de ben şeye takıldım abi çok pardon. Karşılıklı bir atışma var orada.
tepkiyi, inanılmaz tepkiyi yeter yeter diye öykü veriyor en sonunda. Konu hani tek taraflı Melis'in uzattığı bir konu değil ki. Melis orada bir şey diyor. Öykü ona tez evet. olarak başka bir evet. şey diyor. O Barış oradan bir şey diyor. Konu bir şekilde uzuyor. O verdiği tepki mesela çok yüksek yani. Niye ama, bağırıp çağırıyorsun hayır, sanki? Ben orada Melis'in gerçekten uzattığını düşünüyorum mesela. Ben de bu sefer. Ama yine de yanlış. Artık yatmış, yani... uyumuş, bitmiş, konu kapanmış. Hala gelip böyle ben Merve'yle konuşurken araya girme falan. Ama orada ince inceleri verip de yatıyorum uyuyorum olmaz. Tahrik yani, var abi. Sen orada gıdıkladın. Hayır, sen orada karşı tarafı gıdıkladın bak, artık. Ateş başında konuşuldu. Evet. Bu mevzular konuşuldu. Başka yere gitti konuşuldu. Orada beraber bitti. Yatarken beraber konuşuyorlar. Sonra hayır. hadi tamam ben yatıp uyuyorum deyip de ama yani yatarken şey bir daha gelip sen artık yani yatıyorken artık konu kapanmışken ben Merve'yle konuşurken araya girme vesaire dersen de ben sanki orada artık Melis'in de biraz uzattığını düşünüyorum. Abi o noktaya kadar kız kendini aklayamamış ve derdini anlatamamış olabilir. O yüzden konu uzamış olabilir. Hani bazen derdini evet. anlatamazsın, karşı tarafı ikna edemezsin. Günlerce konuşacak mı bu konuyu? Günlerce konuşacak mı? Bir yerde yani bitmeyecek mi bu konu? İşinin yapısına göre değişir yani. Günlerce konuşulmaz. Muhtemelen ertesi gün kapanır oraya. Eğer kızmasaydı bu konu sabah da konuşulacaktı o zaman. Kalkacaklardı. Sen dün akşam şöyle dedin falan. Konuşalım. Hani şimdi bak hani öyküyü biz nasıl biliyoruz? Öykü genelde anaç tavırları, evet. takımı toplayan, yapıcı bir tavrı var ya öykünün. Ben o öykü profiline göre bu tepkiyi yanlış buldum. Peki bir şey yani şunu demesi lazım. Melis tamam okey haklısın. Ben haksız olabilirim. Yarın konuşuruz. Uyuyalım, hadi yatalım bir, uyuyalım. Evet. Şimdi bunu demek ayrı bir şey. Burada bak Melis de uzatmaz zaten. Ama ya daha çok uzayacak bir tepki veriyor. Ama belki onları dedi zaten. Yok ki onlar o minvalde konuşuldu. Yok be abi, tamam demedi, niye gerginleşiyorsun? Şey bak şöyle bir şey var. Şu var. Öykünün adada doğanın hiç biz önce gelemedik. Çok doğru tespit. Evet. Bence dün akşam evet. kaybetmenin nedeni aslında Gönüller takımının daha hızlı olması. Çünkü Gönüller takımı hızlı olduğu için önde geldiler. Kum torbasını seçtiler. Kazandılar. Avantajı da iyi kullandılar. Avantajı kullandılar. Evet. Bu oyunun avantajını güzel kullandılar. Demek ki daha hızlıymış bu parkurda. Öykü de oradan diyor ki önde geldiğimizde zaten kum torbasını kullanmadık diyor. Bu bir espri mi yoksa bu bir laf sokma mı? Laf önemli sokma. Olan bu. Laf sokma abi böyle espri ciddi laf sokma ya. Ciddi laf sokma. Ciddi. Tabii şimdi bu laf sokmaysa burada da başka bir soru çıkıyor. Lafı yediğine yani... oturtma diye bir laf var ya. Hiç alakası yok bununla. Bence de. Bu arada söylerken fark ettim. Bu arada Mert bir örnek vereyim. Yok. Dur, gerçekten azam, biraz azam, ciddi laf sokuyor. Bence. Orada hani ama... Ve bu laf sokarken de aslında bence bütün takım olarak kendileri komik duruma düşüyor biliyor musun? Ya halkayla kazanmış kız da. Ya ben yanlış mı hatırlıyorum abi? Ben şöyle bir laf duydum. Sen halkasın. Sen halkasın. Bakalım. Bu demek bugün var geldi, mı? Geldi. Sen açalım sesini. Rica ediyoruz. Bak kaymaktı. Halka farkı değildi. O benden çok iyi bir şey. Avantajlı da onu almıştın falan. Evet yani evet. Sen atmıştın onu. Aynen ama parkurda benden önce geldi şey ya. Şey yaparlar. Evet. Onu düşündü. Önce gelip kum torbasını alırsan atar diye. Diye düşündü o da olmadı. Senin o kum torbasıyla işin yok ha. Sen halkaysın. Evet. Sen önce gelirsen de olur halkaya al. Doğan diyor. Önce gelirsen de halkaya al. Hayretini diyor. Evet. Önde gelirsen sen de halkayı al diyor. Zaten bunlar konuşuyor. Takım arkadaşları yönlendirmiş. Ya bak bu da yanlış abi. Şimdi Doğan diyor mesela bunu. Akşam tartışmaya da orada şahit. Ben olsam Doğan'ın yerine şunu derim. Arkadaşlar Melis'in üzerine fazla gitmeyelim. Orada konuştuğumuzda biz de dedik hani halkayla atmasını uygun gördük. Öykü. Hani böyle bir şey de konuşuldu. Kızın o yüzden de hani halkayı tercih yani etmiş olabilir. Bu kadar uzaması bile. Yani adalet terazisi diye bir şey vardır ya. Yani. Mert hiç kimse üstüne gitmiyor zaten. Ya işte bak, abi yani. Orada Öykü laf sokuyor, espri mi yapıyor? Öykü bir şey söylüyor. Ondan sonra espri yaptı niye o kadar uzattınız diyor. Ondan sonra zaten bütün takım zaten onun tercihiyle ilgili bir şey söylemiyor. Ama abi İyiyiz yani değil. O konu bu kadar hararetli konuşuluyorsa ve o sonuna yani da... Sen orada ne kadar espri yaparsan yani. Yap Melis onu espri olarak aldıramaz. Demeyeceksin onu abi. Ya şöyle bir şey yani ya öykü. O zaman biz espri yapalım ufak. Önde gelen de yanlış tercih. Espri yaptım diyelim yani. Şu espri olabilir mi? Önde gelen yanlış tercih yaptı. Ne kadar gereksiz bir espri. Değil. Suçlayıcı bir espri bu yani anladın mı? Komik de değil. Espri komik de değil. Olur. Espriye gülersin. Önde gelsek komik olur. Torbasını almadık zaten. Tamam o işte o demek yani Türkçe meali onu. Yanlış tercih yaptın demek yani. Almadın demek. Orada Doğan'ın şunu demesi gerekmez mi? Siz mesela adalet terazinizde böyle bir olaya şahit olsanız şunu demez misiniz Öykü? Hani orada daha önceki kazandığı yarışta halkayla aldı. Farkındaysa hani biz de orada Doğan'a halkayı... Doğan'a çok yüklenme şu an var ya ne yaptığını farkında. Halkayı Öykün, seçmesi. Öykün, yani en azından şahit Öykünün, olduk. Evet. Öykü'nün böyle bir şeyin yanlış olduğunu savunmuyor. Bak bütün gece boyunca Öykü bunu savunmuyor. Bunu ima ediyor olabilir. Bak onu tartışıyoruz. Bunu ama ben espri yaptım niye uzatıyorsun diyor. Çünkü hiç kimse de takımda onun yanlış olduğunu savunmuyor bu arada. Melis onun yanlış olduğunu, savunduğunu düşünerek zaten bu konuyu çok uzatıyor. Ama bütün takım arkadaşları da diyor ki tamam okey olabilir bu şey değil diyor. Sadece Öykü'nün minik bir laf sokması. Ben o laf sokmalarından gerek ve yok. O esprilerinden diyelim senin için. Demek ki ben burada bunlar bu kadar konuşuluyorsa akşamında Melis o halkayı seçtiği anda demek ki o bench'ten o omurdanmalar gelmiş. Yoksa niye istedin gelmeseydi bu kadar ki? Konuşulmazdı bu olay. Evet. Nereden konuşulacak ki zaten? Bir de konu kapat. Onlar zaten kendileri tutarlı davranıyor ki akşam en azından söylüyorlar yani.
Yani sen zaten kum torbasını seçmedik ki. Yok işte yine espriyle karışık laf sokmalar falan. Yani orada kendilerini kanıtlıyorlar aslında bench'te bir şeyler homurdandıklarını. Konu büyük bir konu da değil. Kapanacağı evet. Yerde yatana kadar uzaması ve sondaki o ciddi tepkilerin gelmesinin sebebi de o espri dediğiniz şey. Yani şöyle bir şey. Yani. Ben şimdi ilk oyunumu halkayla kazanıyorum. 6-7 oyun sonra da artık avantaj onlardan geçince tekrar şeye geçiyor. Benle Hanzade çıkıyor değil mi? Tabii. Hanzade ile oyuna çıkıyorum. Önde geliyorum. Ben yine şeyi halka seçmem kadar doğal bir şey yok ki. İki tane atacağım. Zaten demin atmışım. Kendim Ayşe'yi yenmişim halkayla. Bunun üstüne ben en ufak bir şey yok. Hayırdır düşün. Ya? Hayırdır siz? Neyin umurdanması kardeşim düşün. Derim. Attığını hayır. Düşün. Hayırdır neyin umurdanması derim. Ben yendim. Evet. Aynı az önceki Baran'daki örnek gibi bahane yapıyor. Kazanamadığı için bahane yapıyor. Ya bahane var ya, ama o işin başka bir tarafı. Hayır ama ben de böyle hissediyorum. Hani şimdi oraya geliyor. Bütün yarışmacıların seçtiği kum torbasını seçmiyor ki kendince haklı olabilir. Evet. Onda konuşulmuş zaten. Oraya kadar hiçbir suç yok. Aldı, attı, kazanamadı. Kazanamadığı için gelince de diyor ki aynı erzak oyunda olduğu gibi işte bana konuşmayın bilmem. Çok farklı erzak şey oyunda da, erzak çok oyunda farklı, da aynı şeyi çok söylüyor. Çok farklı demin dediğim bana gibi. Bana seslendiniz, seslenmediniz bak, hayır, çıktı düştü burada şans. Tercihinle ilgili. Tercihinle ilgili senin yanlış yaptığına dair böyle şeyler duyuyorsun. Ben negatif enerji bak, alıyorum şey, diyerek kaybettiğiyle ilgili. Bu bambaşka bir şey ve katılıyorum burada Melis'e biliyor musun? Bu bambaşka bir şey. Sen takımın ben için aradayım, takımın musun? İçin orada bir tercih yapıyorsun. Tercih önünde 3 tane atacağın kum torbası var. 2 tane atacağın halka var ya. Sen 7-8 oyun önce de halkayla kazanmışsın. Yine halka tercihini yapıyorsun çok doğal olarak önde geldiğin için. Çok doğal değil bu arada. O kadar da doğal göre, değil. Kendisine bak, göre o kadar da doğal değil. Karşında tamam, seni 8 oyun üstte kazanmış, 7 oyun üstte tamam. Kazanmış, kum torbasıyla kazanmış evet. Bir örnek var. Ulan acaba bu mu diyebilirsin de o tamam kadar da %100 değil yani. Hayır bir şey söyleyeceğim. Diyelim ki sen haklısın diyelim hani. Diyelim. Haklıyım demiyorum. Bence de bahane. Ben %100 haklı olmasına hayır, katılıyorum. Hayır. Diyelim ki bahane yapıyor. Diyelim ki bahane yapıyor. Bahane yapsa bile yanlış tercihte bulunsa bile artık gece yatma saati gelmiş. Öykünün o gereksiz espriyi söylemesine gerek var mı gerek abi? Gerek yok bence. Yok. Ya kapanacak. Diyelim ki bahane yapıyor. O da olabilir ki öyle olma ihtimali de yüksek. E sen niye abi önde gelen de yanlış tercih yaptı diye bir gereksiz bir laf atıyorsun yanlış ki? Yanlış tercih yaptı. Ha? Önde gelsek de kumtur. Önde gelen de tamam. Önde tamam gelsek de tamam yani sonuç olarak yanlış yaptın demek yani. Önde geldin yanlış tercihi yaptın demek yani. Senin böyle tatlı değiştirmelerini böyle düzeltmeye çalışıyorum. Anladın mı? Yani gerek var mı abi? Gerek yok yani. Uzamış konu gereksiz.